hemen Florya'ya kameralarımızı çeviriyoruz. Galatasaray taraftarı ve basını açık bir antrenman gerçekleştiriyor Başakşehir maçı öncesi. Sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Ceyda, teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden biz de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Florya tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray takımı antrenmanını hem basın mensuplarına hem de taraftara açtı ve şu anda yaklaşık 5000 kadar taraftar Florya Metin Oktay tesislerinde bu antrenmanı takip ediyor. Şu anda ekrana yansıyor. Tüm yönetim kurulu üyeleri buradalar. Tam kadro olarak yönetim buraya gelmişti. Az önce hem Başkan Dursun Özbek hem de Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u tribünler çağırmıştı. Taraftarlar tribüne çağırmışlardı. Şu anda da saha içerisinde takıma başarı dileklerini iletiyor yöneticiler ve birazdan da toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Sayın Başkan Dursun Özbek liderliğinde yönetim kurulu üyeleri tam kadro olarak buraya geldiler ve şu anda da Okan Buruk'la birlikte oyuncuların da sahaya çıktığını görüyoruz. Onlar da şu anda bir toplu fotoğraf için hazırlık halindeler. Hemen arkalarında büyük bir pankart görüyoruz şu anda. Hem futbolcuların hem de yönetim kurulu üyelerinin birlikte yer aldıkları kareyi tamamlayan bir pankart olduğunu söyleyelim. Yıldırmasın sizi hiçbir güç, hedef 23 şeklinde bir pankart açılmıştı. Sadece arkadaki tribünde değil, aslında boş bulunan her yerde şu anda aşağı yukarı sahanın göründüğü her yerde Galatasaray taraftarlarının yer aldığını söyleyelim. Belki de bir bu kadar da herhalde tesisin dışında yer alan, kapasite nedeniyle içeri giremeyen taraftarlarında olduğunu söyleyelim. Çok yoğun bir ilgi vardı. Öğle saatlerinden itibaren Galatasaray taraftarları adeta Florya'ya yakın ettiler. Şanslı olanlar şu anda tribünde ve sağ kenarında bu antrenmanı takip ediyor. Diğerleri ise kontenjandan dolayı taraftarların bir kısmı mecburen içeri alınamadı. Bu bilgiyi de paylaşalım. 2 günlük bir izin vardı Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin ardından. Bu akşam itibariyle çalışmalar başlıyor ve bu tarihi antrenmanla birlikte Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarına start vermiş oluyor. Dediğimiz gibi yaklaşık 5000 kadar taraftar şu anda Metin Oktay tesislerinin içinde. Çok uzun zamandır aslında gerçekleşmeyen bu uygulama. Galatasaray'ın geçmiş dönemlerinde aslında sıklıkla yapılan bir şeydi ama son yıllarda görmeye pek de alışık olmadığımız bir tablo. Aslında taraftara açık antrenmanlar yapılmıştı Galatasaray'da geçtiğimiz yıllarda ama bu antrenmanlar genel itibariyle stadyumda gerçekleşmişti. Bu kez Florya Metin Oktay tesislerinde taraftarıyla bir araya geliyor. Kritik haftalar öncesinde, şampiyonluk yolundaki son 5 virajı öncesinde sarı kırmızılı takım taraftarıyla tesislerinde bütünleşiyor. Çok güzel bir hava olduğunu da söyleyelim. Çok güzel bir bahar akşamını yaşıyoruz Florya'da. Hem havanın güzelliği hem de atmosferin güzelliği şu anda oldukça renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Az önce söyledim, bir kez daha tekrarlayalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bizim yayına başlamadan, bizim yayınımızın başlamasına yaklaşık birkaç dakika önce sırayla tribüne çağrılmıştı. Onlar da taraftarı selamladılar. Az önce de teknik direktör Okan Buruk'u Galatasaray taraftarları tribüne davet ettiler ve kendisi de yine taraftarı selamladı. Şu anda tabii kameraman arkadaşım Barış Tutkuseven bir yandan antrenmandan detayları, bir yandan da tribündeki atmosfere dair detayları size aktarmaya çalışıyor. Şimdi tabii bir ritüel, genel itibariyle maçlarda görmeye alışık olduğumuz bir ritüel bu. Futbolcuların tek tek sırayla tribüne çağrılması. Maçlar öncesi ısınmalarda genel itibariyle bunu görüyorduk. Önce Sergio Oliveira'yı çağırdı Galatasaray tribünü ki önemli bir not, önemli bir detay. Beşiktaş maçında yaptığı hatayla ikinci golün yenmesine sebebiyet vermişti Sergio Oliveira. Performansı eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Taraftar da bir anlamda mesaj verdi. İlk olarak tribüne Sergio Oliveira'yı çağırdılar. Ardından da Fernando Muslera, takım kaptanı, tribüne çağrılan bir diğer isim oldu. Tabii Muslera'nın da son dönemde performansı zaman zaman eleştiriliyor ama burada şöyle bir hiyerarşi var. Tribün tezahüratında, tribünlerin çağırmasında önce kaptanlarla başlanıyor. Şu anda da Muslera'nın ardından Kerem Aktürkoğlu tribünleri selamladı. Bir yandan tabii çalışmalarda başlamış vaziyette Okan Hoca ve ekibi erken saatlerden itibaren burada hazırlıklarını gerçekleştirmişlerdi ve
takım buraya geldiği andan itibaren de önce tribünle birleştiler, tribünle kucaklaştılar. Sonrasındaysa şu anda artık çalışmanın başladığını söyleyelim. Bu arada şu detayı paylaşalım. Dün Galatasaray kulübü bir açıklama yayınlamıştı. Futbol A takım oyuncularımızdan Adekupe'nin amcasının vefatı nedeniyle izin aldığına dair, ama şu an editör arkadaşım Berkay Aslan da uyarıyor beni. Tam bizim önümüzdeki bölgede Adekupe'de çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinin de izin aldığı ve cenazeye katılacağı açıklanmıştı ama şu anda antrenmanda olduğunu söyleyelim. Tek tek de oyuncular tribüne doğru gidiyor. Bir yandan sulama fıskiyeleri açıldı, bir yandan da tribünde meşaleler yanıyor. Aslında tabii stadyumda gerçekleşen taraftara açık antrenmanlarda 35 bin 40 bin civarında taraftarların yer aldığını görmüştük ama tabii buranın kapasitesi sınırlı. Şu anda Barış'tan rica edeceğim, tam tribünün yanında aslında ağaçların üstünde de şu anda Galatasaray taraftarlarının antrenmanı takip etmeye çalıştıklarını söyleyelim. Çok yoğun, çok yüksek talep olduğunu ifade etmiştik. Bunun herhalde en net örneklerinden bir tanesi, içeri giremeyen taraftarların bir bölümü de kendilerince bu antrenmanı takip etmek için bir yöntem bulmuş durumdalar ve tribündekilerin, tesisin içindekilerin yanı sıra onlar da hem takımlarına destek vermek hem de antrenmanı takip edebilmek için böyle bir yöntem geliştirmiş durumdalar. Galatasaray'da sakatlığı olan herhangi bir oyuncu olmadığını söyleyelim. Sarı kırmızılı takım Adekupe'nin de varlığıyla birlikte tam kadro olarak çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde de az önce ekrana taşımıştık, Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Aslında dün de gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu Dursun Özbek. Burada da bugün gerçekleşen özellikle Riva'daki etkinliğin altını çizdi. Orayı çok önemsediğini ifade etti Başkan Dursun Özbek ve deprem mağduru vatandaşlarımızla geçirdiği vakitten, onlarla sağladığı dayanışmadan da çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Galatasaray'da bu etkinliğe Juan Mata ve Bafetimbi Gomis de katılmıştı. Onlar da başkanla birlikte Riva'dan hızlı bir şekilde Florya'ya geldiler ve takıma katılmış vaziyetteler. Onların da antrenmanda olduğunu söyleyelim. Takip eden izleyicilerimiz olduysa gün boyunca onların da Riva'da yer aldıklarını görmüşlerdir ama antrenmana geldiklerini, başkanla birlikte buraya döndüklerini ifade edelim. Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarından devam etmek gerekirse, tabii belki de en büyük flaşlardan bir tanesi, biz şampiyonluk konusunda herhangi bir endişe duymuyoruz. Şampiyon belli. Daha çok gerilmesi gereken, gergin olması gereken ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar şeklinde bir ifadesi oldu Dursun Özbey'in. Camia olarak herhangi bir gerginlik hissetmediklerini ve şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu ifade etti. Galatasaray Başkanı son dönemde rakiplerimizden gelen saldırılarda bizi daha güçlü bir hale getiriyor, kenetlenmemizi arttırıyor. Bu açıdan herhangi bir endişeye mahal yok. Taraftarlarımız da bu açıdan rahat olsunlar şeklinde bir değerlendirmede bulundu Başkan Dursun Özbek. Onun da tabii çok mutlu olduğunu görmek mümkündü burada taraftarın ilgisiyle birlikte. Yayının başında da ifade ettik. Tüm yönetim kurulu, yanı sıra Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erdem Timur burada takımla birlikteler ki zaten genel itibariyle Erdem Bey mesaisinin büyük bölümünü Florya'da geçiriyor ama tüm yönetim kurulu üyeleri de bir birlik beraberlik mesajı verebilmek adına şüphesiz ki burada yerlerini almış vaziyetteler. Onlar da hemen sağ kenarında takımı takip ediyor. Tabii yine tribünün tezahüratlarından yapılacak çıkarımların belki de en kritiklerinden bir tanesi Bafetimbi Gomis. Az önce tribüne çağrıldı ki geçtiğimiz hafta Karagümrük maçı sonrasında ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı birkaç gün. Gomis konusu gündemi bir aile meşgul etmişti. Okan Hoca'nın maç sonu açıklaması, sonrasında ertesi gün konunun tatlıya bağlanması ve Gomis'in de takıma katılmasıyla sonuçlanan bir süreç olmuştu. Az önce de
taraftarın bir anlamda bağrına bastığını söyleyebiliriz. Bafétimbi Gomis'i, o da takımın üç kaptanından bir tanesi ve tribünle taraftarla, Flora Metin Oktay tesislerinde yer alan taraftarla kendisinin de kucaklaştığını, buluştuğunu ifade edelim. Şu anda da Adekupe tribüne çağrılan bir diğer isim Galatasaray'da. Bir kez daha altını çizelim. Amcasının vefatı nedeniyle aslında izin almıştı ve dün ülkesine gideceği açıklanmıştı. Adekupe'nin takıma katıldığını ve Ceyda Dönmez, teşekkürler. Hem kendimizi sağlama aldık hem de antrenmanı çok etkilemeyecek bir noktaya doğru geçtik. Serdar Kelleci var yanımızda, A-Spor yorumcularından. Serdar abi, tarihi bir gün yaşıyoruz Florya'da. Ben meslek hayatımda hiç burada taraftara açık antrenmana şahitlik etmedim. Son antrenmanla ilgili çok iyi şeyler anlatmıyorlardı. Biraz tatsızlıklar olduğuna dair ama bugün gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Umarım iyi de biter çünkü o son bahsettiğin talihsiz bir olay tabii. Ama gerekli olduğunu ben de düşünüyorum aslında. Takımların biraz daha belki hem basına hem taraftara açık idman yapması, şu an çok ciddi anlamda konsolide olmuş bir taraftar grubu, cami olarak belki bunu söylemek lazım. Ki dışarıda kalanlarda bir o kadar cabası. Kamera mutlaka göstermiştir taraftarın reaksiyonunu. Ve oyuncular da tabii normal bir idman temposundan çıkıp biraz daha aslında motivasyon arttırıcı bir durum oluştu bence Galatasaray'da ki ben bunu çok gerekli olduğunu düşünüyorum Galatasaray adına. Yani son dönemde çünkü Beşiktaş derbisi, onun öncesinde Karagümrük maçı, beklenmedik bir puan kaybıydı Karagümrük maçı. Derbi tabii ki her sonuca açık bir karşılaşmaydı ama Galatasaray, aslında yayından önce de konuşmuştuk, biraz kendi yükselttiği beklentiden dolayı biraz hayal kırıklığı yaşıyor sanki son birkaç haftadır. Aslında sen çok güzel tabir ettin. Benim de hoşuma gitti o yorumun. Çünkü hani kendi kendine Galatasaray çıtayı gerçekten çok yükseltti. 14 maç üst üste kazanmak, çok ciddi bir rekora imza atmak. Bu çok önemli bir takım için. Ama diğer taraftan onun peşini de bırakmayan bir Fenerbahçe var ısrarla. Ama burada belki sezon başında Galatasaray'ın ilk özellikle 10 hafta kaybettiği puanlar önemli oynadı. Yoksa önemli rol oynadı. Yoksa Galatasaray 14 maç üst üste kazanmış. Normalde daha olumlu bir puan tablosu çıkartsaydı daha farklı olabilirdi tabii ki bugün puan durumundaki yeri. Ama şu var, sezon itibarıyla belki genelde 30. haftalarda yapılır. Sezonun takımı hangi takım diye. Ya bu takım sezonun takımı olmayı hak etti, onu söyleyebilirim. Şu ana kadarki performansıyla herhalde bunu söyleyebiliriz. Tabii şu an en çok tartışılan şeylerden biri Serdar abi, son maçtan sonra özellikle acaba Başakşehir maçında kadroda bir değişiklik olur mu? Orta sahada, sol bekte, belki Mertens Zaniolo gibi. Böyle bir değişiklik bekliyor musun sen? Ya açıkçası bekliyorum ama bu değişikliğin Galatasaray'a çok olumlu yansıyacağını düşünmüyorum. Yani bu Okan Hoca'nın son basın toplantısından edindiğim intiba. Çünkü orada sanki hoca biraz kafası karışmış gibi geldi ama bu takımın ideal 11'i bence iyi bir 11. Bazen evet kötü oynayabilir ama ligin sonunda belki bu değişiklik çok iyi gelmeyebilir gibi gözüküyor. En azından benim nazarımda böyle vuku buluyor. Galatasaray'da sanki bu değişikliği Başakşehir maçında yapacak gibi geliyor bana. Açıkçası yani. Sen bekliyor musun? Sana da sorayım. Yani ben şimdi istihbarat olarak bunu söylersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Çünkü ilk antrenmanı izliyoruz şu anda ama hissiyatım biraz benzer. Yani Okan Hoca'nın açıklamaları ve bu sene Okan Hoca'nın davranış biçimlerinden benim de anladığım sanki biraz öyle olacak gibi. Tabii dediğimiz gibi son haftalarda biraz kriz oldu ama dikkat etmişsindir abi. Taraftar ilk Oliveira'yı çağırdı bugün. Evet. Son Beşiktaş maçında hata yaptı. Sonrasında çıktı, özür diledi. Daha iyi olacağız dedi. Taraftar da burada Oliveira ve Mustera'yı. Mustera tabii ki takım kaptanı ama herhalde onun da son haftalardaki performansından dolayı biraz moral vermek istediler. Ya o kadar önemli bir şey yapıyor ki bugün Galatasaray. Hem basın adına, hem kendi adına, hem futbolcular adına, teknik heyet adına. Çünkü şimdi muhabirler, sizler burada aslında idmanı izlemeye gelmiyorsunuz. Gözlem yapıyorsunuz ve bu gözlemleriniz mesela Sergio'nun şurada ilk çağrılan Zaniolo, inanılmaz bir sert girdi topa. Kameraya doğru giriyor zannettim. Bayağı hırs, bu güzel bir şeydir bir takım için ama şu sizlerin bu gözlem yeteneğinizin taraftara sirayet edecek şekilde ya da izleyiciye sirayet etmesi adına umarım daha fazlalaşır. Sergio'nun dediğin gibi çağrılması, birinci sırada çağrılması aslında taraftarın olaya ne kadar konsantrasyonun üst düzey olduğunu da gösteriyor. Galatasaray taraftarı şu anda zaten benim en azından sokakta da hissettiğim şampiyonluğa inanılmaz inanmış durumda. Bilmiyorum buradan dönüş yapar mı Galatasaray? Bu çok zor gibi geliyor bana ama bu tip dediğim gibi organizasyonlar
izlemek inanılmaz keyifli. Peki son olarak şunu da sorayım Serdar abi. Başkanın hem dün hem bugün açıklamaları oldu. Aslında Dursun Özbek'ten bu sezon pek duymaya alışık olmadığımız kadar sert açıklamalar. Yani rakipleri de direkt olarak en azından açıklamalarına cevap ver diye. Bunlarla ilgili nasıl bir yorumun olur? Valla Galatasaray'la ilgili bir sırrı ifşa edeyim. Benim en azından 30-35 senedir izlediğim bir Galatasaray kültürü var ve Galatasaray yöneticisi çok kaotik ortamlarda konuşur. Bu bir gelenektir, yazılı olmayan gelenektir. En azından benim gördüğüm. Her zaman mikrofon bulup konuşan adamlardan oluşmadı Galatasaray kulübü. En azından benim tanıklık ettiğim tarih bana bunu söyletiyor. Çok önemli anlarda Galatasaray yöneticisi konuşur. Bu sene de bence bunu bu yönetim bence başardı. Yani doğru zamanda konuşmak lazım. Doğru anlarda taraftara onun tezahürünü yansıtmak lazım. Bu anlamda bence Galatasaray yönetimi başarılı bir profil izledi. Bu arada ilk yayını açarken şunu söylemiştim. Yani son antrenmanda biraz tatsız bir olay oldu dedim. Onu bir açıklamak istedim aslında. Çünkü burada taraftarlardan biri sahaya girip biraz antrenmana biraz fazla dahil olmuştu. Ama şu an açıkçası çok hak vermiyor değilim yani. Şu an yakınız. Tam önümüzde yıldızlar antrenman yapıyorlar. Yani bir 5'e 2'ye bir katılası da geliyor insanın. İnsanın bir çift dalası geliyor. Doğru söylüyorsun aslında. Ya benim de açıkçası şu topu görünce hoşuma gitti. İzlemek de çok keyifli gerçekten de. Umarım hani bu bir yeni bir akım olur. Diğer takımlar da buna riayet ederler. Ki beraber olduğumuz zaman bu marka değerini yükselteceğiz. Umarım daha fazlalaşır. Çok teşekkür ediyorum Serdar abi, yorumlar, değerlendirmeler için. Galatasaray'ın antrenmanı devam ediyor. Yaklaşık yarım saat kadar oldu oyuncular sahaya çıkalı. En başta da söylemiştik. Yine yönetim kurulu tam kadro olarak burada. Teknik heyet zaten sahadalar. Şu anda da sulama muslukları yine açıldı. Bir taraftan sulama muslukları, bir taraftan da arka tarafta meşaleler yanıyor ki şu ana kadar da açıkçası Galatasaray taraftarının oldukça itidalli olduğunu söyleyelim. Takımlarına güzel bir şekilde destek veriyorlar ve herhangi bir tatsızlık, herhangi bir problem de şu ana kadar hiç yaşanmadı. Tesislerin her yerinde taraftarların olduğunu düşündüğümüz durumda gerçekten bu da takdire şayan bir durum. Galatasaray taraftarını da bu anlamda tebrik etmek lazım. Meşaleler tabii ki bu işin rengi. Zaten maçlarda, statlarda bu durum yasak olduğu için taraftarlar da bir anlamda aslında hasretlerini bu şekilde gideriyorlar. Daha önce stadyumda gerçekleşen antrenmanlarda da bu meşalelerin çoklukla tribünde yer aldığını görmüştük. Burada aynı sayıda, aynı yoğunlukta değil ama biraz da tabii bu adeti yerine getiriyor Galatasaray taraftarları. Biraz 90'lı yıllarda görmeye alışık olduğumuz o taraftarların tesisleri, ziyaretleri, oyunculara moral vermeleri, hatta zaman zaman o tesislere getirilen tatlılar, baklavaların biraz modern versiyonunu şu anda izliyoruz. Ve bunun daha yüksek katılımlısını tabii ki, daha sembolik sayıda isimlerin gelişiyle o ziyaretler gerçekleşiyordu daha önce. Şu anda yaklaşık 5000 kadar taraftar tesislerin içerisinde. Buraya gelirken, içeri girerken Galatasaray'ın efsane oyuncularından, sonrasında da teknik heyette önemli görevler yapmış Hasan Şaş'ı da görmüştük. Hasan Hoca da antrenmanı takip etmeye geldi. Hatta şu bilgiyi şu notu da paylaşalım. Dışarıda çok fazla yoğunluk olduğundan, çok büyük ilgi olduğundan bahsettik. Hasan Hoca da arabasını tesisin önüne getirmekte bir hayli zorlanmıştı. Hatta en son gördüğümde trafikte bir noktada arabayı bırakmış tesisin içine doğru yürümeye başlamıştı ki zaten buraya gelen taraftarların da büyük bölümü benzer bir yolu izlemek durumunda kaldılar. Tesislerin çevresindeki yoğunluktan dolayı Galatasaray taraftarının büyük bölümü yürüyerek, insan trafiğini aşmaya çalışarak buraya geldiler. Tribünleri doldurdular. Şu anda da antrenmanı takip ediyorlar. Beşiktaş derbisinin ardından ilk antrenmanı Galatasaray'ın. Bir kez daha bunu söyleyelim. 2 günlük bir izin vardı. Derbi öncesinde yapılmış bir planlama olduğunda tabii ki altını çizmek lazım. Bundan sonraki süreçte yoğun bir maç takvimi Galatasaray'ı bekliyor. Hafta içi, hafta sonu takvimine girecek Galatasaray. Kalan 5 maçını kısıtlı bir süre içerisinde tamamlayacak. Bu nedenle bu aradaki 7-8 günlük süreçte belki de sezonun son izinlerinden birini yaptı Galatasaraylı oyuncular. Bugün itibariyle toplandılar. Şu anda da taraftarıyla birlikte Galatasaray taraftarı, Galatasaraylı futbolcular
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii bir yandan da incelemeye, gözlem yapmaya çalışıyoruz. Az önce hemen önümüzde gerçekleşen 5'e 2'de Zaniolo'nun çok istekli, çok hırslı bir tavrı vardı. Hatta ekrana da yansıdı. Ortadayken takım arkadaşına yaptığı müdahale, ki hemen şu an ekrana yansıyan bölümdeki isimler bir yıldızlar topluluğu gibi şu anda. Bir yandan da çok istekli bir şekilde çalıştıklarını görmek mümkün. Tabii ki taraftarın buradaki varlığı, taraftarın tezahüratları oyuncuları da motive ediyor. Ve burada daha istekli bir görüntüde olmalarını şüphesiz ki sağlıyor. Dediğimiz gibi daha önce genel itibariyle stadyumda son yıllarda bu uygulamayı, bu organizasyonu gerçekleştiriyordu Galatasaray Kulübü. Bu kez Flora Metin Oktay tesisleri tercih edildi. Aslında Beşiktaş maçı öncesinde de bu konu gündeme gelmişti. Taraflara açık bir antrenman konusu gündeme gelmişti. Bir planlama yapıldı fakat sonra bu durumdan vazgeçmişti Galatasaray Kulübü. Son haftalarda, son iki maçta kaybedilen puanlar ve kritik haftalara girilirken de tabii ki moral motivasyon anlamında camianın bütünlüğü ve oyuncuların tabii ki tabiri caizse kafalarını kaldırmaları için bu organizasyonun planlandığını söyleyelim. Şu anda pankartlarla, tezahüratlarla Galatasaray taraftarı da takımlarını destekliyor. Hemen şu kale arkasındaki pankartları da ekrana yansıtalım. Bu takım bu sene söke söke şampiyon pankartını oraya yerleştirmiş Galatasaray taraftarları. Hemen yanında da buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz şeklinde bir pankart da antrenman sahasının kenarına asılmış vaziyette. Dediğimiz gibi meşaleler, tezahüratlar ve büyük bir coşkuyla Galatasaray takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Evet, antrenmandan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftara ve basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor. İki takım arasında ikiye ayrılmış kadroyla bir maç yapılıyor. Zaniolo'nun bu antrenmandaki hırslı halleri de dikkat çekiciydi. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan antrenmandan detayları paylaştı bizimle. Sözü tekrar. Sözü tekrar biz Emre Kaplan'a, ekip arkadaşımıza bırakalım. Ceyda, biz de bir kez daha mutlu akşamlar dileyelim. Bıraktığımız yerden de devam edelim. Dediğimiz gibi şu anda kısıtlı alanda Galatasaraylı oyuncuların bir hücum çalışması var. Genel itibariyle az kadro diyebileceğimiz, sezonun büyük bölümünde daha fazla süre alan hücum oyuncularının aynı takımda olduklarını görüyoruz. Diğer tarafta, sol taraftaysa yine ilk 11'in ideal isimlerinden Abdülkerim'i, Kerem'i, Oliveira'yı görmek mümkün. Şu anda ekrana yansıyan çalışmadaysa Icardi, Mertens, Barış Alper, Zaniolo gibi Galatasaray'ın hücum gücünün önemli bölümünü oluşturan isimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Okan Hoca antrenmanın bir hayli içinde. 5'e 2 çalışmasında o da takımla birlikte sık sık zaten sezon boyu bunu görmeye alışıktık. Bugün de yine takımla birlikte zaman zaman eski günlerinden bazı esintiler de sergilediğini söylemek mümkün. Taraftarın desteği, tezahüratı devam ediyor. Biz de Mertens'in güzel bir golü, bir kafa golü. Biz de bu golle birlikte yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalayacağız. Galatasaray'ın Başakşehir maçı öncesinde tarihi antrenmanı devam ediyor.
Galatasaray takımı Başakşehir maçı öncesindeki ilk antrenmanını basın mensuplarına ve taraftara açtı. Yaklaşık 5000 kadar Galatasaray taraftarı tesislerin içinde takımlarına destek oluyor. Belki de bir o kadarı tesisin dışında kaldı. Kontenjandan dolayı içeri giremediler. Çalışma devam ediyor. Eğer yeni bir gelişme olursa biz de Florya'dan Metin Oktay tesislerinden bunu paylaşacağız diyelim. Sözü size bırakalım.